بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي سنا sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, Önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salatü selamlar olsun. İlahi ya Rabbi, senin kelamınla, seninle söyleşmek için şu bir araya gelişimizi rızana muvaffak kıl. Doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasibi müyesser buyur. Yüce Rabbimize hamdolsun, bizleri bir Kur'an sofrasında daha bir araya getirdi. Maide sofrası, Allah'ın kullarına sunduğu, Allah'ın insanlığa açtığı bu sofraya hepimiz hoş geldik. Değerli kardeşlerim, işte Maide suresi 65. ayetiyle Yüce Rabbimizin emir ve ilkeleri, ölçüleri, hükümleriyle hayatımız inşa ve ihya edilmeye devam ediyor. Rabbimiz buyuruyor. Yine kitap ehli üzerinden dersler geliyor bize. Ama kitap ehlinden önce biz bu ayetlerin muhatabıyız. Biz bu ayetleri okuyoruz. Biz bu ayetleri kendi üzerimize alıyoruz. Onların düştüğü yanlışlara düşmeyelim diye. Onlar gibi elimizde kitap, önümüzde peygamber olduğu halde yanlış yapmayalım diye. Onları tanıyıp onların şerlerinden emin olalım diye önce kendi üzerimize alıyoruz, kendi üzerimize okuyoruz. Her inen Kur'an ayeti sanki yeni iniyormuşçasına hepimize iniyor ve hepimizin bir davranışını düzeltmek için, bir davranışının kalitesini artırmak için inmişçesine Allah'ın ayetlerini okumaya, anlamaya, yaşamaya devam ediyoruz. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Şayet kitap ehli iman etseydiler ve Allah'tan sakınsaydılar, takvalı olsaydılar, biz onların kusurlarını örterdik, onların kötülüklerini bağışlardık ve onları nimet yurtlarına koyardık. Cennetlerde ağırlardık. Kitap ehli iman etseydi. Demek ki kitap ehli olmak yetmiyor. Kitabı eline almak yetmiyor. Kitabı okumak, dilinden düşürmemek yetmiyor. Önemli olan kitabın muhtevasına iman etmek. Kitap ehli inansaydı, ne kadar anlamlı bir ifade. Müminler iman ediniz ifadesi gibi. Kitap ehli iman etseydi, takvalı olsaydı. Demek ki kitap ehli olup iman dışında kalmak da var. Kitap ehli olup takvadan uzak kalmak da var. Onun için kitap ehli iman etseydi ve takvalı olsaydı, Allah'ı sakınarak, Allah'tan sakınarak, Allah'ı hesaba katarak yaşasaydı, biz onların kötülüklerini örterdik. Elbette insan, her insanın yanlışları olacak, seyyiatı, kötülükleri olacak. Ama Allah'a kul olursa, hak ederse bağışlanmayı, iman eder ve takvalı olursa Allah o kötülüklerini örter, Allah o kötülüklerini bağışlar. Dünyada bağışlar, ahirette de onları nimet yurtları cennetlerde ağırlamaya devam eder. وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ Eğer onlar Tevrat'ı ayağa kaldırsalardı, Tevrat'la ayağa kalksalardı, eğer onlar İncil'i ayağa kaldırsalardı, İncil'le ayağa kalksalardı, İncil'le kıyam etselerdi, eğer onlar Rablerinden kendilerine indirilmiş olan Kur'an'la, Tevrat, İncil ardından gelen Kur'an'la ayağa kalkmış olsalardı, Kur'an'ın hükümlerini ayağa kaldırsalardı, لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ Onlar hem üstlerinden nimetlere boğulurlardı, hem üstlerinden yerler içerlerdi, hem de ayaklarının altından nimetler onlara, rızıklar onlara sunulurdu.
Şimdi burada tevhid bütünlüğüne işaret buyuruyor Yüce Rabbimiz. Biz Adem'den Hatem'e bütün peygamberlere inandığımız gibi Yüce Allah'ın sayfelerden kitaplara, Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an'a, Furkan'a kadar indirdiği bütün ilahi kitaplarına iman ediyoruz. O iman ettiğimiz gibi o kitapların gereklerine de inanarak yerine getirmek çaba ve gayret içerisinde oluyoruz. Tutunuyoruz, tutunmalıyız. Eğer böyle yaparsanız diyor Allah, üstlerinden ve altlarından nimetlere gark olurlardı. Nimetler onlara yağardı. Demek ki kitabı okumak yetmiyor. Kitapla ayağa kalkmak gerekiyor. Kitabın ahkamını ayağa kaldırmak gerekiyor. Bugün Tevrat ehli de, İncil ehli de, Kur'an ehli de kitapla ayakta değil değerli kardeşlerim. Kitapla ayakta durmuyorlar. Genel olarak baktığımız zaman Allah'ın ayetleri, Allah'ın hükümleri ayaklar altında. Allah'ın ahkamı ayaklar altında. Allah ise diyor ki kitapla ayağa kalksalardı, kitabın ahkamını ayağa kaldırsalardı, dik ve diri tutsalardı, ikame etselerdi, kıyama kalksalardı, onları üstlerinden ve altlarından nimetlere, rızıklara gark ederdik. Min fevkihim, üstlerinden, semadan, semadan gelen rızıklar, maddi ve manevi rızıklar, nedir onlar? Rahmet yağmurları, rahmet yağışlarıyla biz onlara ikram ederdik. Meleklerin yardımıyla, meleklerin dualarıyla biz onlara ikram ederdik. Sonra ve min tahti erculihim, yerin bitirdikleriyle, yani yeraltı zenginlikleriyle biz onlara ikram ederdik. Ektiklerinin, diktiklerinin hayrını ve bereketini görürlerdi o zaman. Ama onlar Allah'ın ayetlerini ikam etmediler. Allah'ın kitabını, kitaplarını hayata hakim kılmadılar. Sonunda üstlerinden gelecek olan rızıklar azaldı. Bereketsiz oldu. Altlarından elde edecekleri nimetler, rızıklar azaldı. Hatta onların üstten gelen yağışlar, üstten gelen, gelmesi gereken bir takım şeyler onların helakına, onların zarar, ziyan görmelerine sebep oldu. Yine yerin bitirdikleri, yer altından çıkan şeyler de onların aleyhine oldu. Halbuki onlar Allah'ın ayetlerini hayata hakim kılsalardı, üstlerinden ve altlarından maddi ve manevi nimetlerle beslenecekler, nimetlere boğulacaklardı. Minhum ummetun muktasida ve kesirun minhum sa'a ma ya'melun. O kitap ehlinin içerisinde ölçülü olanlar vardır. Ölçülü düşünenler, orta yolu tutanlar vardır. İnaçta iktisat sahibi, amelde iktisat sahibi, günlük hayatta, harcamalarda, konuşmalarda, söylemlerde, eylemlerde ölçülü insanlar vardır. Vardır diyor ama onlar azdır. Çünkü onların çoğu yanlış yapıyorlar. Çünkü onların çoğu kötü yolda, kötü işlerin içerisinde kaybolup gidiyorlar. Onun için onların üzerinden bizi uyarıyor Allah. Elinizdeki kitabın kadri kıymetini bilin. Çünkü bu kitapla nice insanlar tarihte aziz oldular, yükseldiler, yüceldiler. Ekonomik anlamda, siyasi anlamda, sosyal anlamda en güçlü medeniyetleri, en izzetli devletleri kurdular. Siz de aynı şekilde o kitapla yücelebilirsiniz. Ama bu kitapla nice insanlar da zelil durumlara düştüler. Çünkü Kur'an kimi insanları yüceltir, kimi insanları alçaltır. Siz Kur'an ile alçalanlardan olmayın. Siz Allah'ın ayetleriyle, hükümleriyle ölçüyü şaşırıp, doğru yoldan kayıp, yanlış yapıp sonunda zillete düşenler gibi olmayın. Demek ki burada Yüce Rabbimiz bizim ölçülü olmamızı istiyor, dengeli olmamızı istiyor. Zaten bu ümmetin en üst kimliği ümmeten vasatadır. Denge ümmettir. Orta yolu, mutedil yolu tutan ümmettir.
aşırılıkların her çeşidinden uzak duran ümmettir. Onun için ümmeten muktesıda olmaktır hedefimiz, gayemiz. Sonra sözü, bakın Kur'an içli dışlı, bir bakıyorsunuz kitabı eline sesleniyor, bir bakıyorsunuz müminlere, bir bakıyorsunuz cennetliklere, bir bakıyorsunuz cehennemliklere, bir bakıyorsunuz peygamberimize doğrudan onun şahsına hitap ediyor. Ayetler iç içe, çünkü hayat da böyle iç içe ve 67. ayette hitap doğrudan peygamberimize ama onun şahsında bize, hepimize. Ya eyyüher rasul, ey elçi, ey davetçi, ey peygamber, belli ma unzile ileyke min rabbik, Rabbinden sana indirilenleri aynen tebliğ et. Ne geldiyse ondan aynen insanlara açıkla. Ve in lem tef'al fema bellagte risaleteh, eğer bunu yapmayacak olursan peygamberlik görevini, sorumluluğunu yerine getirmemiş olursun. Elçilik vazifeni yerine getirmemiş olursun. Böyle bir tehlike mi vardı? Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan gelen bir vahiy, bir hükmü gizlemesi, ketmetmesi söz konusu muydu? Onun 40 yıllık peygamber olmadan önceki kişiliğine baktığımız zaman, gözünü budaktan esirgemeyen, nerede mazlum var yanında duran, nerede zalim var karşısına geçen bir Muhammed aleyhisselam, emin Muhammed, her şartta, her yerde, her zaman doğrudan başka bir şey söylemeyen Muhammed aleyhisselam. Ama Yüce Rabbimiz uyarıyor, insan olarak böyle bir zaafın içerisine düşer diye, düşebilir diye. Bir takım, çünkü baskılar vardı, işkenceler vardı, tehditler vardı, alay etmeler, istihzalar vardı. Bütün bunlara karşı peygamberimizi baştan uyarıyor. Hiçbir şeyi ketmetmeden, gizlemeden, kuş diliyle konuşmadan, ağzında eğip bükmeden olduğu gibi tebliğ edeceksin. Ya da ikinci bir mana, onun şahsında onun yolunu izleyen davetçilere sesleniyor Yüce Rabbim. Diyor ki, bu peygamberden aldınız ya bu sancağı, bu davet sancağını siz. Allah'ın ayetlerini, peygamberin size getirmiş olduğu hükümlerini aynen olduğu gibi hiçbir şeyden çekinmeden, sakınmadan anlatacaksınız. O peygambere ümmet olmanın olmazsa olmazı budur. Onun şartı, davetçi sorumluluğunu yerine getirecek. Elbette neyi, ne zaman, nasıl söyleyeceğini bilecek. Bu başka bir şey ama hakkı haykıracak, hakkı söyleyecek, hakikati söyleyecek, İslam'ın hiçbir hükmünü ötelemeyecek, sonraya bırakmayacak, gizlemeyecek, ketmetmeyecek, olduğu gibi söyleyecek ki o davet görevini, o elçilik görevini yerine getirmiş olsun. Sonra Rabbimiz buyuruyor ki, hiçbir şeyi takma, hiçbir şeyden endişe etme. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni koruyacaktır. Kime karşı? İnsanlara karşı. Şer odaklarına karşı Allah seni koruyacaktır. Peygamberler Allah'ın koruması altındadırlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın koruması altında. Bu ayet onu söylüyor. İyi ama hocam, biraz sonra da gelecek. Şehit edilen peygamberler var. Yurdundan, evinden, barkından edilen peygamberler var. Tabii bu korumayı da doğru anlamamız gerekiyor. Yahya aleyhisselam şehit edildi ama Allah onun imanını korudu, itikadını korudu, itibarını korudu, saygınlığını korudu. Hazreti Zekeriya aleyhisselam şehit edildi. Allah onu da korudu. Onu yoldan çıkaramadılar. Asla taviz verdiremediler. Böyle de bir koruma olabilir ama şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamla ilgili mesela diyebilirsiniz ki Uhud'da yaralandı, Taif'te taşlandı, hastalandı ya da işte Yahudiler o kendisine yaklaşarak zarar vermek istediler. Bir sürü suikast girişimiyle karşı karşıya kaldı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ve bunlardan da etkilendi. Ama sonuç itibariyle genel olarak baktığımız zaman Allah yolunun yolcularını sahipsiz bırakmıyor. İmtihanın gereği olarak bir takım çileler, musibetler, sıkıntılar, dertler gelebiliyor. Uhud'da dişi kırılabiliyor, kanı akabiliyor, Taif'te taşlanabiliyor, hasta olup yataklara düşebiliyor ama
Yüce Rabbimiz onun dini mübini İslam'ını, Kur'an'ını, sünnetini koruyor. Ya da onu ortadan kaldırmak isteyenlere fırsat vermiyor. Nitekim bu ayet-i kerime gelmeden önce Peygamberimizin Mekke'de hamileri vardı. Medine'de de muhafızları vardı. Hatta Yahudilerden gelebilecek, münafıklardan gelebilecek tehlikelere karşı Müslümanlar Peygamberimizin evinin çevresinde, mescidinin çevresinde nöbet tutarlardı. Bu ayet gelince çıktı bir gece yarısı Peygamberimiz. Kim var orada? Ya Resulallah, Yahudi münafıklardan size bir zarar gelir diye biz burada nöbet tutuyoruz. Haydin evinize gidin. Allah rahatlık versin. Rabbim bana ayetini indirdi. Vallahu yasımuke minen nas dedi. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Bu şekilde zahiri olarak da anlayabiliriz. Ama onun yolunda olanları Allah korur. İnsan, her insan ölecektir, ölümlüdür. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ölmüştür. Eceliyle ölür. Her ölen eceliyle ölür. Bunu düşmanları öldürmüş olamaz. Bunu ecelini kimse değiştiremez. Değiştirmesi mümkün değildir. Onun için davetçi de onun olmak kaydıyla, onun yolunda durmak kaydıyla, Allah izin vermeden hiçbir düşmanın, hiçbir insanın kıl kadar, zerre kadar zarar veremeyeceğine inanacaktır. Allah koruyacaktır seni insanlardan. Senin dinini koruyacaktır tahriften, tahripten. Senin yolunu sürdürenleri hiç eksik etmeyecektir kıyamete kadar. Dini mübin İslam'ı elden ele, gönülden gönüle taşıyanlar hiç eksik bırakmayacaktır. Onun kitabının hafızlarını, muhafızlarını lütfetti Allah. Onun sözlerinin, sünnetinin, hadislerinin hafızlarını, muhafızlarını lütfetti Allah tarih boyunca. En zor zamanlarda, en ağır yasaklarda, en sıkıntılı dönemlerde bile Allahu Ekber sadalarını haykıranlar hiç eksik olmadı. Bu aynı zamanda da ümit veriyor bize. Allah seni koruyacaktır. Şunu da bil ki inna Allah la yehdil kavmel kafirin. Allah küfre şartlanmış, küfür istikametinde karar kılmış, koşar adım cehenneme giden kafirleri de tutup zorla hidayete getirecek değildir. Hak edene hidayet verir Allah. Hidayet yoluna girene hidayet verir Allah. Hidayete müstahak olana hidayeti lütfeder Allah. Bir seferinde aleyhissalatü vesselam bir ağacın altında kılıcını şöyle asmış, istirahat ediyor. Derken bir münafık ya da bir Yahudi düşman geliyor. Önce o kılıcı ağaçtan alıyor. Sonra Peygamberimiz uyandırarak diyor ki, Muhammed hadi bakalım, şimdi seni benim elimden kim kurtarabilir, kim alabilir? Efendimizin hiçbir şeysi yok. O adam elinde kılıç, üzerine doğru geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiç istifini bozmadan, beni senin elinden Allah kurtaracaktır. Adam titriyor, kılıcı elinden düşüyor. Efendimiz bu sefer alıyor, kılıcı alıyor. Peki sen söyle bakalım, şimdi seni benim elimden kim kurtarabilir? Adam kelime-i şehadet getiriyor, imanını tazeliyor, yeniliyor, mümin oluyor. Dolayısıyla biz onun olursak Yüce Allah bizimle beraber olacaktır. Elbette başımıza bir takım sıkıntılar gelebilir ama inancımızı koruma. Onun için eskiler, ya Rabbi zor anlarda hüsnü hatime nasip et derken, imanımızı koru Allah'ım, huzuruna mümin ve Müslüman olarak gelelim anlamında. Zor anlarda imanı korumak. Ya da işte Amine Resulü okurken, ya Rabbi altından kalkamayacağımız ağır yükleri yükleme bize. Niye? Olur ki o ağır yükler bizim imanda sendelememize sebep olabilir. Yanlış yerlere dalmamıza, sapmamıza sebep olabilir şeklinde hep dualar ediyoruz. Ya Rabbi hidayete erdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Hidayetten bizi saptırma. Ayaklarımızı sabit kadem kıl, kaydırma. Dualarında da hep bu var. Allah seni koruyacaktır. Önemli olan onun korumasını hak edebilmektir. Şimdi ayeti kerimeyi bir kere daha okursak, ey peygamber, Rabbinden sana gelen tüm her şeyi olduğu gibi tebliğ et, anlat. Eğer bunu yapmazsan tebliğ vazifeni yerine getirmemiş olursun. İslam'ın bir hükmünü gizlersen, saklarsan, ötelersen tebliğ vazifeni tümüyle, risaleti hiç yapmamış olursun.
Yani %90'ını yapsan da %10'unda bir sıkıntı olursa hiçbirini yapmamış olursun diyor Allah. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şimdi burada hitap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve biraz da böyle sert bir uyarıyla geliyor. Bazıları diyor ki beyinsizler, Kur'an Muhammed'in uydurduğu, Muhammed'in yazdığı, Muhammed'in söylediği cümlelerden oluşuyor. Şimdi bu ve benzeri ayetler Kur'an'ın Peygamberimizden sadır olmadığının kanıtıdır, delilidir. Neden? Çünkü bir insan kendi kendine hitap etmez. Çünkü bir insan kendi kendine sitem etmez. Çünkü bir insan kendi kendini uyarıp kendi kendine sert bir şekilde hitap etmez. Dolayısıyla Allah'ın kelamı, Allah Resulünü, onun şahsında o Resulün yoluna baş koyanları bu şekilde uyarıyor. Ve sonuca baktığımız zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah'tan aldığı peygamberlik risalet görevini hakkıyla bir tamam yerine getirmiştir. Bütün dini mübin İslam'ın emirlerini, hükümlerini olduğu gibi Allah'tan aldığı gibi insanlara ulaştırmıştır. Ve zaman bunun şahididir. Allah bunun şahididir. Kur'an bunun şahididir. Veda hutbesinde ey insanlar, yarın Rabbimin huzuruna gideceğiz. Beni sizden soracak Allah, ne diyeceksiniz? Vazifemi, risalet görevimi yerine getirdim mi? Peygamberlik görevimi yerine getirerek Rabbimin emir ve hükümlerini tebliğ ettim mi sorusuna, sen vazifeni hakkıyla, layıkıyla yerine getirdin diye hep bir ağızdan haykırmışlar. Allahümme şhed buyurarak Peygamberimiz şahit ol ya Rab diyerek Allah'ı şahit tutmuştur. O vazifesini yaptı ve gitti. Şimdi sancak onun ümmetinde. Şimdi aynı hassasiyetle Allah'ın dinini, Allah'ın ahkamını olduğu gibi insanlara anlatmak, ulaştırmak bizim vazifemiz, bizim görevimiz. Yüce Rabbimiz bu konuda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tekrar araya Peygamberimize bu şekilde bir hitap girdikten sonra Rabbimiz tekrar ehli kitaba dönüyor. Peygamberimize seslenerek buyuruyor ki kul ya ehlel kitap, de ki ey kitap ehli, siz var ya, siz lestum ala şey, siz hiçbir şey üzere değilsiniz. Hatta tukimut tevrate vel incil ve ma unzil ileyküm min rabbiküm. Yine aynı ifadeler. Tevrat'ı ayağa kaldırmadıkça, İncil'in hükümlerini yaşamadıkça, size indirilen Kur'an-ı Azimüşşan'ın gereklerini yerine getirmedikçe hiçbir şey üzerine değilsiniz. Evinizde istediği kadar ilahi kitap olsun, Kur'an olsun, kütüphanenizin en başında. İstediği kadar kafa kağıtlarınızda Müslüman yazsın. Allah'ın hükümlerini hayata taşımadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Onlar kendi kendilerine kuruntular içerisinde. Yahudiler diyorlardı ki biz Allah'ın özel kullarıyız. Ahibbasıyız, evliyasıyız, sevdikleriyiz, seçkin kullarıyız diyorlardı. Biz doğru yoldayız, biz kitap ehliyiz diyorlardı. Biz, Allah bize özel muamele etti, dünyada ve ahirette edecek diyorlardı. Hristiyanlar da öyle, ötekileri ümmi diyorlardı. Bunlar bir şey bilmez, okuma yazma bilmez vesaire. Kendilerini bir şey zannediyorlardı. Kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Allah diyor ki Allah'ın ahkamını hayata taşımadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Dinli de değilsiniz, dinsiz de değilsiniz, mümin de değilsiniz, Müslüman da değilsiniz. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Rabbinin sana indirdikleri, Rabbinden sana indirilenler onlardan çoğunun küfrünü artırıyor, taşkınlığını artırıyor, isyanını artırıyor. فَلَا تَأْسَعَلَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Kafirlerden dolayı yese kapılma, kafirlerden dolayı telaşlanma, takma kafana, aldırma. İlk inkar edilen, ilk yalanlanan sen değilsin. İlk isyan edilen peygamber sen değilsin. İlk dinlenilmeyen davetçi sen değilsin. İlk tepkilerle karşılaşan sen değilsin. İlk istihza edilen, alay edilen, dillere dolanan sen değilsin. Aldırma. Seni kafirlerin tepkileri yönetmeyecek. Seni Allah yönetecek. Seni inandığın doğrular yönetecek. Sen yoluna devam edeceksin. Kafirler seni yolundan alıkoymasın. Üzülmeye de değmez. Onların durumuna üzülmeye de değmez.
فَلَا تَأْسَعَلَ الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ Sonra, şimdi genel, evrensel Bakara suresinde geçen bir cümle, bir hüküm, bir ayet yine geliyor. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَى İster iman edenler, yani kendilerinin mümin olduklarını söyleyenler, ister Yahudiler, kendilerinin dost doğru yolda olduğunu iddia edenler, ister Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın yolunda olduğunu, onun yardımcıları olduğunu söyleyenler, isterse sabiün, yani diğer din mensupları, her kimse onlar. Kimi diyor ki melekleri tanrılaştıranlar, kimi diyor ki gök cisimlerine tapanlar, kimi diyor ki Yahudi ve Hristiyanların dışındakiler. Zaten müminler dedi, Yahudi Hristiyanlar dedi, sabi diğerleri, bunların hepsi, bunların hepsine sesleniyor Allah. Kim men amene billahi ve'l-yevmil ahir, kim iman ederse Allah'a, kim ahirete inanırsa, iman ederse, ve amile salihan, ve salih amellerin adamı olursa, salih amel işlerse, üç tane temel şart var. Ha burada hep söylüyorum, burada imanın işte iki esası sayıldı, orada üç esası sayıldı, dört esası sayıldı değil mesele. Burada Cenab-ı Hak siyak ve sibaka göre, bağlama göre net bir şey söylüyor. Diyor ki anlayacağımız şu, iman esaslarını saymıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir namaz hocası kitabı değil ki bize namazı baştan sona tarif etsin. Bir akaid kitabı da değil bu anlamda ki imanın esaslarını madde madde saysın. Kur'an-ı Kerim bir mesaj. Kur'an-ı Kerim temel ilkeleri, ölçüleri koyan bir mesaj. Yerine göre bazen teke indirir imanın şartını. Allah'a inan bitti der. Bazen ikisini söyler. Allah'a ve ahirete iman der. Bazen üçünü dördünü sayar. Bazen beşini sayar. Bazen bir başka iman esasını bir başka yere koyar. Mesele imanın esaslarını saymak değil. Onun için efendim Yahudi Hristiyan Allah'a ve ahirete iman etse cennete girer mi girmez mi? Ya deminden beri Allah ne diyor? Sana indirilene inanmadıkça onlar hiçbir şey üzere değildirler. Allah daha ne desin yahu? Bir bütüncül bir baksa, sadece Maide suresinin önceki ve sonraki ayetlerini görse, böyle lüzumsuz, gereksiz bir soruyu düşünmesi bile yersiz. Allah açık bir şekilde söylüyor. Ha burada söylemek istediği şu, ben müminim demekle iş bitmiyor. Ben şu yoldayım, bu yoldayım demekle iş bitmiyor. Allah'a ve ahirete imanın gereği yerine getirilmeli. O da nedir? Salih amellerin adamı olmaktır. Kim böyle olursa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Artık ona endişe yok, korku yok. Dünyada da yok, ahirette de yok. Huzur içerisinde olsun. Sekine içerisinde olsun. Onun mahzun olması için de bir sebep yok. Hüzünlenmesi için, endişe duyması için de bir sebep yok. Onun için bir bütünlük içerisinde baktığımız zaman davette ortak noktaları, azami müşterekleri Yüce Rabbimiz bu şekilde dile getiriyor, ifade buyuruyor. Sonra bakın, hep bu tartışmalar yapıldı. Müslümanların zamanları, makaleler, kitaplar yazıldı. Müslümanların mürekkepleri, kağıtları, kalemleri israf edildi. Neden? İşte Yahudiler cennete girecek mi Yahudi kalırsa, Hristiyanlar cennete girecek mi Muhammed Aleyhisselam'a inanmazsa vesaire. Açık. لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْتَاقَ بَنِي اِسْرَائِيلَ Biz İsrailoğullarından söz aldık. وَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رُسُلًا Peygamberleri gönderdik. Nasıl aldık sözü? O peygamberler vasıtasıyla aldık. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى اَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ Her peygamber geldi ama hakikatleri söyledi, nefislerine uymadı adamların, işlerine gelmedi adamların. Ve her gelen peygamber de kendisinden sonra gelecek olan peygambere iman etme sözünü aldı. Kendisinden sonra Allah'ın dinini yaşama sözünü aldı. Benden sonra sapmayın, sapkınlığa düşmeyin sözünü aldı. Nefislerinizin aleyhine de olsa, çıkarınıza da dokunsa doğru yoldan sapmayın sözünü aldı. Ama onlardan bir grup yalanladılar. Bir grup daha da ileri gittiler, peygamberlerini öldürmeye kadar vardırdılar işi. Onun için peygamberlerin arasını ayıranlar kafirlerdir, müşriklerdir, cehennemliklerdir. Peygamberin hepsine inanıp birine ikisine inanmayanlar
cennetin yüzünü göremezler, cennetin kokusunu duyamazlar. Net bir şekilde Allah'ın ayetlerinden çıkıyor. وَحَسِبُوا اَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Ve onlar nefislerinin peşinden giden, nefislerine uyan, nefislerine tapan bu insanlar, peygamberleri yalanlayan ve katleden bu insanlar, sandılar ki başlarına bir bela, musibet gelmeyecek. Sandılar ki yaptıkları yanlarına kalacak. Bir fitne ile sınanmayacaklar. Hayır hayır, hiç kimse sanmasın, gavurluğu yanına kalmaz, küfür ve şirki yanına kalmaz. Allah irade verir insana, serbest bırakır, ama iman eden de sonucuna katlanır, inkar eden de, küfreden de sonucuna katlanır, şükreden de, iyilik yapan da sonucuna katlanır, kötülük yapan da. Allah'ın iyilik ve kötülükte, iman ve küfürde serbest bırakması, her iki durumdan razı olduğu anlamına gelmez. Çünkü Allah'ın muradı iman üzere kalmaktır. Allah'ın istemediği şey küfür, şirke sapmamak. Sapmayı istemez Allah. Dolayısıyla her iki tarafta yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar. Hiç kimse sanmasın ki yaptıkları yanlarına kalmayacak. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ. Biz söz aldık diyor Allah. Tabii ki bu bize de bir hatırlatma. Allah bizden de söz aldı. Önce misak bu. Allah'ın aldığı söz deyince önce eles bezmindeki sözü hatırlıyoruz. Elestü bi rabbiküm galü bela deyişimiz. Keyfiyetini bilmiyoruz. Nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Ama değil mi ki Kur'an bize Araf suresinde bunu hatırlatıyor, anlatıyor. Demek ki Allah bizim ruhlarımızdan, Adem aleyhisselam atamızın zürriyetinden olan bizlerden böyle bir söz almış. Allah bu sözü hatırlatıyor. Hatırlattıktan sonra iş bitmiştir. Ben hatırlamıyorum, unutmuştum. İşte Allah hatırlatıyor ya, daha ne istiyorsun? O sözün adamı ol, o sözünde dur öyleyse. Başka peygamberler geldi, o söz yenilendi. Yine söz aldı peygamberler, demin söyledim. Başka her Müslümanım elhamdülillah deyişimiz Allah'a verilmiş bir söz. Her kelime-i şehadet getirişimiz Allah'a verilmiş bir söz. O zaman bu sözü yerine getirmemiz, söze sadakat göstermemiz gerekiyor. Her semi'na ve ata'na deyişimiz, her katından ne geldiyse amenna deyişimiz Allah'a verilmiş bir söz. Söz vermek önemli ama çok daha önemli olan sözde durmaktır. Sözün adamı olmak, o sözün gereğini yerine getirmektir. Biz İsrailoğullarından söz aldık. Bizden de aldı Allah. Zaten Maide suresi sözünde dur diye başladı. Ya eyyühellezine amenu evfu bil ukut. Sözlerinizde durun. Ahde vefa gösterin. Akitlerinizin gereğini yerine getirin ayetleriyle başladı. Dolayısıyla sözünde durmazsa bir insan peygamberi yalanlamaya başlar. Bu yalanlama da peygamberin bizatihi karşısına geçer. Ben senin Allah'ın elçisi olduğuna inanmıyorum şeklinde olabilir. Ya da peygamberin getirdiği mi yoksa herhangi bir kişinin getirdiği mi umursamaz. Onun hükmünü sıradanlaştırır. Bu da örtülü bir yalanlamadır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de din gününü, ahireti, öteki dünyayı yalanlayanlar anlatılırken bu manayı da çıkarıyoruz. Adam ahirete inandım diyor ama hiç ahiret varmış gibi yaşamıyor. Peygambere inandım diyor ama hiç peygamber önderi olmamış, rehberi olmamış. Peygamber önünde yol göstericisi olmamış. Bu nasıl iman? Ya da aynı şey peygamberi öldürmekle ilgili de geçerli. Şimdi son peygamber gelmiş, vefat etmiş, gitmiş. Bugün hiç kimsenin peygamberi fiziken öldürme imkanı yok. Ama bu ayetler evrensel. Ne diyor bu ayetler? Hiç kimse bugün istese de peygamberi öldüremez. Yok ki yaşayan bir peygamber. Dolayısıyla bu ayetler şunu diyor. Peygamberin yolunu atıl hale getirmek de onu katletmektir. Peygamberin bıraktığı emaneti, kitabı, sünneti hayattan el çektirmek de peygamberi katletmek gibidir. Onun için bundan sakının, bundan uzak durun. Peygamberler nefislerinin istemediği şeyler de getirebilir. Zaten değerli kardeşlerim, din nefsi yönetme sanatıdır. Nefsin arzularını dizginleme, yönetme sanatının adıdır din. Dolayısıyla
nefsi öldürme değil, tamamıyla yok etme değil. Elbette insan meleklerden farkı nefis sahibi olmasıdır. Nefis bir şey isteyecek ama Allah da bir başka şey isteyecek. Bazen nefsin arzu ve isteklerine ters düşecek. Orada nefsi dizginleyeceksin. Ya da nefsi nerede kullanacağını bileceksin. Allah nikahı helal kılmış. Nefsin arzularını helal yolda giderebilirsin. Yemeği içmeyi helal kılmış. Nefsin arzularını orada giderebilirsin. Ama Yüce Rabbimiz bazı şeyleri haram kılmış. Ramazan gündüzlerinde yemeği içmeyi haram kılmış. Zinayı haram kılmış. Faizi, kumarı haram kılmış. İçkiyi haram kılmış. Nefsi o arzularını dizginleyeceksin. O haramlara karşı tutacaksın. Din nefsin arzu ve isteklerini yönetmenin adıdır. Nefsi frenlemenin, nefsi gütmenin sanatıdır. Ve onlar nefislerini kurban edemediler, peygamberlerini kurban etmeyi tercih ettiler. Bakın, yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular, nefislerini kurban edemediler, peygamberleri kurban ettiler. Nefislerini dizginleyemediler, Allah'ın diniyle oynadılar, Allah'ın dinini tahrip ettiler. Kibir, yalanlama ve peygamber katli. Birbirini tetikliyor bunlar. Ama bunlar sanmasın ki yaptıkları yanına kalacak. Hayır. Sanmasınlar ki ceza gelmeyecek. Azap gelmeyecek. Dünya ve ahirette. Evet, gelecektir. Ve hasibu en la tekune fitne. Fe amu ve sammu. Kör oldular. Sağır durdular. Neye karşı? Fiziken değil. Hakka karşı gözleri kör oldu. Hakkı görmemek en büyük körlüktür, en kalıcı körlüktür. Basiretsizlik, firasetsizlik. Yoksa hep baş gözleri kör olmaz. Asıl kör olan kalp gözlerinin körlüğüdür. Baş kulakları sağır olmaz. Asıl sağır olan kalp kulaklarının sağır olmasıdır. Onun için gözümüzü hakikate açacağız. Onun için kulaklarımızı hakikate açacağız. Hakikate kulak tıkayan göz yumanlardan olmayacağız. Bunlar hakikate karşı gözlerini kapattılar, kulaklarını tıkadılar. Sonra sümme teaballahu aleyhim. Sonra döndüler bir ara, döndüler, tevbe ettiler. Allah da tevbelerini kabul etti. Ama sümme amu ve sammu. Sonra tekrar hakikate kör, hakikate sağır oldular. Yalama oldular. Gittiler geldiler, gittiler geldiler. İmanın tadını tattıktan sonra tekrar küfre düştüler, tekrar inkara düştüler. Sonra ne oldu? Kethirun minhum vallahu basirun bima ya'melun. Çoğu böyle yaptı. Gitti geldi, gitti geldi. Sonunda körlükte, sağırlıkta kaldı. Ama şunu biliniz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Arka planını da, ön planını da bilmektedir. Ve ona göre de Cenab-ı Hak onun gereğini yerine getirecektir. Şimdi burada İman ve küfür arasında gidip gelenler, bu anlamda yalama olanlar, sabit kadem duramayanlar artık dikiş tutmaz oldular. Daha önce de geçti, söyledik. Eğer bir yara dikiş tutmaz oldu mu artık helak başlayacaktır. O insan için çok dehşetli sonuçlar olacaktır. Bunlar da böyle. Onun için din, iman işi şakaya gelmez. Bunun şakası olmaz. Onun için din-i mübin İslam'ı sahih bir şekilde öğrenmek, sağlam bir şekilde onun üzerinde durmak. Aksi takdirde fitne olur. Ve dünyayı fitneye verip sızlanma hakkınız kalmaz. Fitneye davetiye çıkarıp, yani azaba, yani gazaba davetiye çıkarıp, ondan sonra da bu nereden geldi deme hakkınız olmaz. Yine ehli kitap. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ وَالْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Çok net. O küfredenler dediler ki onlar Mesih İsa Aleyhisselam, dediler ki İsa Aleyhisselam Allah'tır, haşa. İsa Aleyhisselam Allah'ın ta kendisidir dediler. Mesih ne dedi, İsa ne dedi? Dedi ki ey İsrailoğulları, Allah'a tapın dedi, Allah'a kulluk yapın dedi. Çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz, ben kulum, kul dedi.
ama buna rağmen onu ilahlaştırdılar, tanrılaştırdılar. Başka ne dedi İsa Aleyhisselam? Kim Allah'a herhangi bir kimseyi, herhangi bir şeyi ortak koşarsa, bu benim de olabilir, ben de olabilirim, annem de olabilir, makam, mansıp, dünya vesaire de olabilir. Kim herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer de cehennemdir. Cehennem de zalimlerin yurdudur. Zalimlere de cehennemde bir yardımcı olmaz dedi. Onlar diyor, böyle diyenler, Allah İsa'dır diyenler kafir oldular diyor Allah. Lekad keferallezine kalu. Böyle diyenler kafir oldular. Bunun lamucimi yok. Kafirlerin cennette yeri var mı? Allah harramallahu aleyhil cenne. Allah onlara cenneti haram kıldı. Sonra ve me'vahun nar. Onların varacağı yer cehennem. Sen otur, Hristiyanlar cennete gidecek mi gitmeyecek mi tartışması yap. Sen otur Yahudiler. Lekad keferallezine kalu innallaha thalisu selase. Allah üçün üçüdür diyenler, üçüncüsüdür diyenler kafir oldular. Vallahi kafir oldular. Lekad andolsun ki kafir oldular demek. Ve ma min ilahin illa ilahun vahid. Allah'tan başka ilah mı var ki? Tek ilah, yegane ilah, mabudu bi hak, Cenab-ı Hak. Ve illem yentehu amma yekulun. Bu söylediklerinden vazgeçmezlerse, vazgeçmiyorlar Allah'ım. Leyemessennellezine keferu minhum azabun elim. O kafirlere mutlaka dokunacaktır elemli bir azap. Dünyada Allah'ın acelesi yok. Cenab-ı Hak isterse dünyada, isterse ukbada, ama onların yaptıklarını yanlarına bırakmayacaktır. Olay bu. Çok net bir şekilde ifade ediyor. Onlar gerçeği örttüler, kafir oldular. Peygamber geldi, kitap indi ama onları küfürden, şirkten alıkoymadı. Onun için ayetler net. Musa da, İsa da önce kul, sonra peygamberdi. Muhammed Aleyhisselam da, Musa da, İsa da, Muhammed Aleyhisselam da şirke, küfre karşıydı. Hepsi Rabbimiz ve Rabbiniz olan Allah'a gelin, Rabbimiz ve Rabbiniz olan Allah'tan sakının, ona kulluk yapın dediler. Onlar kafir, müşrik ve zalim oldular. Cennet de onlara haram oldu ve sonunda cehennemi boyladılar. Küfreden, şirk koşan dünya ve ahirette sonuçlarına katlanır. Efela yetubune ilallah. Dönmeyecekler mi Allah'a? Bakın ne kadar net bir ifade. Halbuki bunlar bu şirkleriyle, küfürleriyle aynı zamanda Allah'a kulluk yaptıklarını sanıyorlar. Bir şey üzerinde olduklarını sanıyorlar. Kiliseye, havraya bunun için gidiyorlar. Ama Allah saymıyor bunların bu gitmelerini, gelmelerini. Diyor ki dönmeyecekler mi Allah'a? Dönmeyecekler mi Allah'a? Ve yestağfirûne, döndüler yetmez. Allah'tan özür dilemeyecekler mi? Allah'tan af dilemeyecekler mi? Eğer dönerlerse Allah'a, istiğfara sığınırlarsa, tevbeye sığınırlarsa, vallahu gafurur rahim. Allah bağışlar. Allah merhamet eden, engin bir merhamet sahibidir. Sonra mel mesih ibn Meryem illa rasul. Hazreti İsa da sadece Allah'ın Resulüydü. İnsandı, kuldu ve Resuldü. Allah'ın Resulüydü. Kat halet min kablihi rusul. Ondan önce de nice peygamberler geldi, geçti. Ve ummuhu siddika. Onun anası da tertemiz, sözüne sadık, siddika olan bir hanımdı. Meryem'i siddika diyoruz. Sadık bir kadındı. Ama Hazreti İsa'nın peygamber olması, annesi Hazreti Meryem'in iffetli, namuslu ve sözünün eri sadık bir hanım olması ilahlaşmasını gerektirmez ki, ilah olmalarını gerektirmez ki. Çünkü onlar kâna ye'kulânit ta'am, yemek yerlerdi, ana oğul yemek yerlerdi. Zaten Cenab-ı Hak Mesih ibn-i Meryem diyor sürekli olarak, Meryem'in oğlu Mesih, Allah'ın oğlu demesinler diye. Doğan, anadan doğan insandır, yaratıktır, ilah olamaz, bilsinler diye hep onu İsa Aleyhisselam'a İsa ibn-i Meryem ya da Mesih ibn-i Meryem diye andı. Ama bunu anlamadılar, anlamak istemediler.
burada açık bir şekilde diyor ki bunlar yemek de yerlerdi. Yemeği kim yer, ihtiyacı olan, acıkan yer. Acıkandan ilah olur mu? Olmaz. Rab olur mu? Olmaz. Rabbimiz yetkilerini onlarla paylaşır mı? Paylaşmaz. وَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَةِ Bak diyor, bak. Nasıl da açıklıyoruz ayetlerimizi? Apaçık. Bu açık açıklamalardan sonra, izahlardan sonra insan yanlış yapar mı? İnsan küfre sapar mı? Saptılar. Şirke ve küfre saptılar. ثُمَّنْظُرْ اَنَّا يُؤْفَكُونَ Bütün bu açıklamalardan sonra nasıl da çevriliyorlar? Nasıl da savruluyorlar? اَنَّا يُؤْفَكُونَ demek savrulmak demektir. Ters yüz olmak demektir. Alt üst olmak demektir. Fıtratı gömmek, fıtratın tersi davranışlarda bulunmak demektir. Bunların hepsi. قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ظَرًّا وَلَا نَفْعًا Şimdi bütün bu açıklamalardan sonra söyle onlara, de ki şimdi siz hiçbir şeye fayda veremeyen, zarar veremeyen varlıklara mı tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da o varlıklara mı tapıyorsun? Bu İsa da olsa, Musa da olsa, Muhammed Aleyhisselam da olsa, Hazreti Meryem de olsa, onlara tapılmaz ki, onlara ibadet yapılmaz ki. Bu ayetleri üzerinden Yüce Rabbimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ilahlaştırma noktasında bizi de uyarıyor. Evet, Peygamberimizi sıradanlaştıranlar olduğu gibi onu insanüstü varlık olarak gören buharlaştıranlar da olmuştur tarih boyunca. Bugün de olacaktır. Bunlara karşı uyarıyor. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Ben de sizin gibi bir insanım. يُوحَا اِلَيَّ Ama öyle sıradan da bir insan değil. Vahyediliyor bana. Allah'ın kendisine vahyettiği bir insan. Ne diyoruz? وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kuludur ve Resulüdür. Ne kulluğunu ihmal ediyoruz, ne Resulü olduğunu ihmal ediyoruz. Sadece kulluğunu öne çıkarıp Resulü olduğunu ötelemek yanlış. Sadece Resulullah olduğunu söyleyip kul olduğunu unutmak ve onu haşa tanrılaştırmak yanlış. Onun için nasıl da çevriliyorsunuz? Siz çevrilmeyin. Nasıl da savruluyorsunuz? Siz savrulmayın. Ters yüz etmeyin. Fıtratı, hakikati alt üst etmeyin. Ters yüz etmeyin, değiştirmeyin buyuruyor Yüce Rabbimiz. Sonra yine قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ Ey kitap ehli! لَا تَوْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ Dininizde taşkınlık yapmayın. Haksız yere, yanlış yere, elinizde bir delil, belge olmadan din hakkında ileri geri konuşmayın. Bu da son derece önemli bir ifade. Dinde taşkınlık, dinin genleriyle oynamanın adıdır. Yanlış yorumlar, kolay dini zorlaştırma ya da dinden tavizler verme, Allah'ın söylemediğini söyletme, tahrip etme, tahrif etme, ketmetme, gizleme, helali haramı değiştirme. Bunların hepsi. Peygamberi tanrılaştırmak da aşırılıktır. Dini hurafe ve bid'atlara mahkum etmek de aşırılıktır. Her türlü aşırılık, ruhbanlık, ibadette aşırılık, dünyadan ele tek çekme de aşırılıktır. Dünyevileşme de aşırılıktır. Dal ve mudil, gazaba uğramanın, sapık ve dalalete düşmenin görüntüleri. İlhadi ve batini yorumlar, aşırı yorumlar, bunların hepsi. La tavlu fi dinikum gayral hak. Dininizde haksız yere aşırılık yapmayın, aşırıya gitmeyin. Gitmemek için hakkın kelamı rehberiniz olacak. Allah'ın kelamı bizi yönetecek. Resulullah'ın sünneti, Resulullah'ın açıklamaları, yaşadığı İslam bizi çekip çevirecek. وَلَا تَتَّبِعُ اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلُّوا مِنْ قَبْلِ وَظَلُّوا كَثِيرًا وَظَلُّوا عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ Üç kere sapıklığı, dalaleti tekrar ediyor Rabbimiz. Sakın ola ki daha önceden sapıtan, çoğu insanı saptıran, doğru yoldan sapan bir kavmin heveslerine uymayın. Onlar gibi olmayın. Onların arzularına uymayın. Onlar sizi çekip çevirmesinler. Sizin örneğiniz, önderiniz, işte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, rehberiniz işte Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Azimüşşan ve onun net bir şekilde, açık bir şekilde duran ayetleri. Yüce Rabbim alıcısını o Kur'an'a her şeyiyle çeviren, o Kur'an'la dolan, o Kur'an'la yolunu bulan, o Kur'an'la olan, kemale eren, cennete giren, cemalini gören,
bahtiyar kullarından eylesin. Ya Rabbi bizim nefeslerimizi, hücrelerimizi, söylem ve eylemlerimizi Kur'ansız, Kur'an'ın ölçülerinden mahrum bırakma Allah'ım. Amin ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.